Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine prenseslerimiz için minili çanta çalışacağız. Çantamızı ana zemin olarak siyah renkli ipimizi kullanıyoruz ve iki kat olarak ipimi kullanıyorum. Eğer ipiniz e, belirli bir kalınlıkta ise tek kat olarak kullanabilirsiniz. Kırmızımızı da yine aynı şekilde iki kat olarak kullandık ve çantamızı iki ayrı parça halinde eşit ördüm hem önünü hem arkasını aynı sayılarda başlayıp aynı sıralarda tamamladık kulaklarımızı ördükten sonra çantamızın kenarlarıyla sapını da ördük en son fiyongumuzu ördük çantamızın önüne güzelce diktik ve düğmemizi de diktikten sonra çantamız kullanılmaya hazır hale geldi çok şık güzel bir çanta çalışması oldu prenseslerimizin seveceği güzel bir çanta evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım kolay gelsin Çantamızı örmek için Sinli marka ipimi kullanıyorum ve ipimi Tek kat olarak kullanmıyorum. Şöyle dolgunca bir çanta istediğim için iki kat yapıyorum. Bakınız normal bir ip, bebe ipleri kalınlığında iki kat ettiğimiz ipimizi 3 numara tığımızda örüyoruz. Herhangi bir iple örebilirsiniz. Elinizde hangi imkanınız varsa hiç fark etmez. İki kat edelim. Eğer çok kalınsa, yani kalınsa bir kat yeterli. Bu biraz ince olduğu için iki kat örmek istiyorum. Zincirimizi çekerek çantamızı örmeye başlayalım 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane zincirimi çekiyorum birinci zincirimin içerisine dönerek giriyorum 3 tane zincirimi çekiyorum zincirim de dahil olacak şekilde toplamda 12 tane trabzanımı yuvamızın içerisine dolduruyoruz 3 4 5 6 ikili trabzan yapıyoruz bakınız 7 8 9 10 11 ve 12 Bakınız 12 tane trabzanımı ördüm. Şöyle açık gibi kaldı. Arkadaki zincirimizi çekerken başladığımız ipi şu şekilde sıkıştırıyorum. Bakınız sıkıştırdım. Aranın boşluğunun kapandığını görüyoruz. Bakınız hiçbir şekilde arada boşluk yok. Güzelce çektikten sonra 12. trabzanla 1. zincir çekerek ördüğüm trabzanımı birleştiriyorum. Ve yeniden zincirimi çekerek başlıyorum çantamızdan bu parçadan iki tane olacağı için bir tanesini ben önceden örmüştüm Bakınız şimdi birinci sırasını ördüm 1 2 3 4 5 altı sıramızda çantamızı bu şekilde tamamlayacağız bakınız şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz İkinci sıramızda buradaki örmüş olduğumuz 12 tane trabzanımızın hepsini ikişer defa öreceğiz ve toplamda 24 tane trabzan sayısına ulaşacağız hemen dibine batıyorum Bakınız ilkini 2 olarak ördüm. Diğer tırabzanıma batıyorum. Hemen aynı yere bir tane daha batıyorum. 2. Tekrar dibindekine 1 yanına bir daha 2. Her trabzanımın üzerine şöyle bakınız ikişer ikişer örerek sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramı tamamladım. Bakınız 2 4 6 8 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 tane trabzanımı ördükten sonra 3. sıramızı örmek için birinci zincirimizi çektiğimiz trabzanımızın en üst noktasına gelerek şu şekilde geçişimi yapıyorum. Ve hemen 1, 2, 3 tane zincir ilave ediyorum. Her sıra başına bağlandıktan sonra 3 tane zincirimizi mutlaka çekiyoruz. Ve tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki... İkinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum, bir trabzan örüyorum ve ikinci trabzanımın hemen dibine bir tane daha batıyorum. Aynı yere ikinci kez batmış oluyorum. Bir tanesi üç tane zincirimiz, hemen yanındaki trabzanı ise çift olarak ördüm. Sıradakini bir trabzan olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanımı yine çift olarak örüyorum. Bu sıramızda bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak örüp tamamlayacağız. Bakın tek, şimdi bir ve iki. Evet üçüncü sıramızda tek, çift, tek, çift, tek ve çift olarak örüp bitirelim. Sıramızı yine tamamladık. Çift olarak bitirdim. Tek olarak başlamıştım. Hemen 3 tane zincirden oluşan trabzanımı yine üzerine batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum ve 4. sıramıza 3 zincir çekerek başlıyoruz. 4. sıramızda ise 2 tane tek, 3.'ncüyü çift olarak öreceğiz. 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift olarak ilerleyelim. 1. tekimi ördüm. Bakın tek olarak başlıyorum. 2. tekimi hemen örüyorum. 2 tane tekimizi ördüm. 3.'ncüyü çift olarak örüyorum. 1 ve aynı yere bir daha batıyorum. Bu şekilde düzenli aralıklarla artırarak bu kısmın düzgün olmasını sağlıyoruz. Yani ne marullanıyor çok fazla, olur, ne de kendisini büzüyor. Dengeli bir şekilde artışlarımızı yaparak bu şekilde büyütüyoruz. Şimdi iki tane tek, üçüncü çift, yani bir çift olarak bu sıramızı örelim. İki tekimi örüyorum. Bir ve iki. Tekrar çiftimi örüyorum. Bakınız aynı yere girdim. 2 tane tekimi ilave ediyorum hemen. 1 ve 2. Sıradakini çift olarak örüyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2. bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 5. sıranın olduğu yere başlamak için dördüncü sıramın bitişini yapıyorum. Aynı şekilde sadece ilmeğimi geçiriyorum ve 3 zincirimle trabzanımı ve sıramı başlatıyorum. Bir tane zincirden oluşan trabzanımı ördüm. Hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. 2 ve 3 tane tek örüyorum. Bu sıramızda 3 tek bir çift olarak öreceğiz. Aynı yere battım ve ördüm. 3 tane tekim ve bir çiftim. Devam ediyorum. 1 2 3 4. çift olarak örüyorum. Aynı yere batıyorum. 3 tek bir çift. Tekrar bir daha yapalım. 1 2 3 3 tekimizi ördüm. 4. çift olarak örüyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Ve bu sıramızı da bu şekilde 3 tek bir çift, 3 tek bir çift olarak tamamlıyoruz sıramızı tamamladım şimdi geçişimizi yapıyoruz yine sadece ilmeğimi geçiriyorum 3 zincirimle hemen başlıyorum 1 2 3 birinci trabzanımı ördüm hemen ikinci trabzanımı örüyorum üçüncü trabzanımı örüyorum dördüncü trabzanımı örüyorum bu sıramızda dört tek beşinci çift bir ve aynı yere batıyorum çift Tekrar örüyoruz. 1 2 3 ve 4 5. çift olarak örüyorum. Aynı yere gelerek batıyorum ve çift. Şöyle bakalım. 4 tane tek 5. çift. 4 tek 5. çift olarak tamamlayalım bakınız 4 tek 5 çift bu sıramızı bitirelim ve şöyle görmüş olduğumuz gibi çantamızın yönünü tamamlamış olalım 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ve 6. sıramızı örüyoruz çantamızı tamamlayacağız çantamın iki yönünü de tamamladım bakınız şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada tamamladım. Şimdi genişliğine bakmak istiyorum. Şöyle çapına bakalım. 17. 17 santim. Bakın nereden ölçersek ölçelim. 17 santimin karşılığında. Eğer daha küçükse bir sıra daha büyütelim. O sıramızda ise yine teklerimizden bir tane artışımızı fazlalaştıralım. 5 tane tek trabzan 6.yi çift yapıp bir sıra daha büyütebilirsiniz. Ya da daha küçük isterseniz bir 6 sırada da kalabilirsiniz. Tamamen zevkimize göre ayarlayalım. Şimdi çantamıza şöyle kulaklarımızı ekleyeceğiz. Ben bir tanesini ördüm. İkincisini de sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Kulağımızı örmek için 6 tane zincirimizi çekelim. Yine aynı şekilde başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1. zincirin içerisine girerek batıyorum. 1, 2, 3, 12 tane trabzanla şuradaki minik yuvamızı dolduruyoruz. Zincirimiz de dahil. 2, 3, 4, 12 tane trabzanımı doldurdum. Yine şuradaki ipimi sıkıştırıyorum ve ortayı güzelce kapatıyorum. Ve birleştirme yapmıyoruz burada. Kulağımızı açık bir şekilde öreceğimiz için birleştirme yapmadan ikinci sıramıza geri olarak dönüyoruz. Bakınız şu şekilde 1, 2 ve toplamda 3 sıramızı örerek tamamladık kulağımızı. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Birleştirme yapmadan 1, 2, 3. Arkasını çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine geliyorum. Çift olarak örüyorum. 1 ve aynı yere bir daha. 2. Sıradaki trabzanımı tek örüyorum. Bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlıyoruz. Bir aynı yere batıyorum. İki bir sonraki trabzanımı yine tek olarak örüyorum. Bir bir sonraki trabzanımı bir ve aynı yere bir daha batıyorum. İki şöyle görelim. Tek çift tek çift tek çift olarak sıra başına kadar devam edelim sıramın başına kadar geldim yine 3 tane zincirimi çekiyorum bu sıramızda da bir tek bir çift olarak örüyoruz zincirimi çektim hemen yanındaki trabzanımın üzerine bir ördüm aynı yere bir daha batıyorum bir tek bir çift sıradakini tek olarak örüyorum bir sonrakini yine bir ve iki bir tek tekrar çift bir aynı yere batıyorum tek bir sonraki çift bir aynı yere batıyorum Evet sıramızı tek çift tek çift olarak tamamlayalım. Evet ikisini üst üste bırakıyorum bakınız başlangıç ve bitiş yerimizi şöyle alta gelecek şekilde her ikisini de aynı yere denk getirelim ve şöyle tutalım ve dikmeye başlayalım bakınız alttan şöyle önden bakınız altlar burası tam alt yukarıdan istediğimiz bir ölçüyü ayarlayalım çantamızın olacak kısmı şu şekilde açık kalan kısımlarımızı bırakalım yukarıdan ve kenardan dikmeye başlayalım Şöyle güzelce dikişlerimizden alalım. Üzerine tekrar kırmızıyla tığlama işlemimizi yapacağız. Çok derin yapmayalım. Şöyle güzel bir şekilde tığlamamız da kolaylıkta olsun. Üst kısmı açık kalacak şekilde bütün çevresini dikerek gelelim. Bir uçtan diğer uca kadar bakınız dikerek geldim. Başlangıç ve bitiş yerlerimi aşağıya bıraktım ve tekrar e, diğer yandayım. Şöyle kaç tane trabzan bıraktığımızı saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 tane trabzanımı dikmeden bıraktım. Şöyle santim olarak ölçüsüne bakalım. Şuradan bakınız. Şöyle baktığımızda 13 santim ya da 12 de diyebiliriz. Şurada şöyle. Büktüğümde bakalım şöyle bakınız. 13 santim. Evet şimdi kulaklarımızı dikmeye başlayalım. İpim burada olduğu için önce bu taraftan kulağımı dikmek istiyorum. Diğerini de şu şekilde yerleştirip katın bir tanesine dikelim bakınız iki tane açık var bir tanesini alttaki kalanın bir ucundan başlayarak diğer tarafına doğru bir tanesi şöyle dışında kalsın şöyle Evet şimdi dikmeye başlayalım iğnemin olduğu yerden dikmeye başlıyorum şu kısımda şöyle elime alıyorum biraz dışarıya doğru taşırıyorum diktiğim yere geri dönüyorum yani şu kısımda yerleştirme yapmak için güzelce dağılımımızı. Böyle masanın üzerinde dikmesi biraz sıkıntılı oluyor. Elimi aldığım zaman daha rahat sizlerde nasıl rahat hissediyorsanız ve nasıl güzel olacaksa o şekilde dikmenizde fayda var. Şimdi geriye doğru dönüşümü yapıyorum. diğer katına şöyle geliyorum katın bir tanesi açık kalsın bir kısmını bakın e, dikili olan yeri diktik bir kısmını ise tek tarafa çok çok kolay çocuklarımızı sevindirmek adına güzel bir çalışma olacak inşallah Diğer kulağımı da dengeli bir şekilde yerleştirip dikiyorum. Evet Düğümü atalım. İpimizi içeri çekelim ve diğer tarafta da dikelim aynı şekilde. Tamam kulaklarına diktim. Ön kısmı şu şekilde açık bıraktım. Ve ipimi iki kat yaptım. Yine bakınız minno kullanıyorum. Elbisemi de aynı ipimle örmüştüm. Evet şimdi kenarını tam tur olarak dolaşıyoruz. Kulaklarımız da dahil bütün kenarı bir tane zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum. Hemen şuradan başlıyorum. Ve devam ediyorum. Bakınız kenara geçiyorum. Evet. Burayı sık iğne yaptım. Buradan sonrasını başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Burasını kurdali e, öreceğiz daha ön kısmı. Başını doluyorum. Trabzanlarımı birer birer batarak örüyorum. Her bir trabzanımın arasına giriyorum. İpimin bir altından aldım, bir üstünden kırmızımı iki kat yaptım. Şöyle kalın dolgulu olsun. birer birer bakınız trabzanlarımın arasına girmekteyim. Bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim bakınız şu şekilde. Şimdi kulağımın tam dibindeyim. Kulağımın olduğu yere doğru devam ediyorum. Bakın hemen dibine battım. Tığımın başını doluyorum. Trabzan aralarımın her bir trabzanımın tam içine şöyle bakalım bakın. Tam içine giriyorum ve batıyorum. Başını doluyorum. Çekiyorum. Her trabzanın tam arasına üst kısımdaki küçük yuvaya değil. Ve ilerliyorum Kulağımı tamamladım. Şimdi aradaki bölümü örüyorum. Tekrar diğer kulağımızı da örerek ee, tamamlıyoruz. Şimdi aynı şekilde örerek bitirelim. Trabzan aralarımıza başını dolayıp batıyoruz. Her bir trabzanımızı bir defa ve giriyorum kulağımın olduğu tarafa ve tamamlayalım. Evet en son noktamıza kadar geldik. Bakınız kulağımızın şöyle e, tuttuğumuz zaman şöyle görelim. Bakınız tam bu kısımdayız. En son bakınız e, kulağımızı tam dip kısma batırarak tamamladık. Şu kısma şöyle bir daha giriyorum. Kulağımın arkasına doğru. Bakınız şöyle. Alıyorum. Bir ve iki. İki defa da çektim. Şöyle yapalım. Aynı yere bir daha batalım ve bir tane trabzanımızı örelim buradan. Kulağımın hemen yanından iki tane trabzanım oldu. Bir, iki. Örgümün yönünü çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir, iki. Askımızı örüyoruz şimdi. İpimizi koparmadan şöyle batıyorum. Tek seferde çekiyorum. 2 zincir, yönünü çeviriyorum. Diğer trabzanımın üzerine tek seferde çekiyorum. 2 tane zincir batıyorum. Tek sefer. 2 zincir, tek seferde çekerek istediğimiz askı uzunluğuna gelene kadar örelim. Çevire çevire bakınız. 2 tane zincir çeviriyorum. Hemen yanına tek seferde çekiyorum. 2 tane zincir çeviriyorum tek seferde alıyorum. 1 2 çeviriyorum. Tek sefer 2 zincir çeviriyorum. Tek seferde evet istediğimiz kadar uzatalım ve diğer e, kulağımızın altına girerek bağlantımızı yapalım. Şimdi şöyle hazır buradayken tekrar e, bağlamayalım. Koparmadan bu şekilde örerek Diğer kulak altına kadar ilerleyerek gelelim. Çantamın sapını istediğim kadar şöyle örerek uzattım. Şu şekilde düzeltiyorum ve diğer kulağımızın arkasına birleştiriyorum. Mutlaka düzeltelim, eğri olmasın, kıvrımlı olmadan geliyorum. Kulağımızın tam arka yönüne birleşme noktasına şu şekilde birleşiyorum bakınız. Tekrar sapa batıyorum, gövdeden alıyorum ve örüyorum. Bu şekilde çantamızı birleştirme işlemini yapıyoruz. Bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum ve tekrar ipimizi içeriye doğru alalım. Tabi istediğiniz kadar uzunlukta örebilirsiniz, zevkinize göre nasıl isterseniz. Evet, şimdi fiyongumuzu örmeye başlayalım kat olan ipimle zincirimi çekmeye başlıyorum fiyongumuz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 şöyle ölçüyorum bakınız 25 tane zincirimi çektim geri dönüşümü yapacağım ee, geri dönüşümü yapacağım için 2 tane daha çekmek istiyorum. 25, 26 ve 27 tane çekiyorum. 1 2 3. 3. zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Ve sıradan takip ediyorum. Her zincirimizin içerisine bir defa batıyorum, tek seferde çekiyorum. Sona kadar işlemimizi başını dolayalım. Zincirimizin içerisine batıp tek seferde çekelim. Son zincirime kadar trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir ve iki tane zincirimi çektim. Arkasını çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Ve istediğimiz kalınlık gelene kadar bu şekilde başını dolayıp almaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sıra örerek tamamladım. Şimdi kenarına siyahla dolaşmak istiyorum. Tam ortalı bir şekilde başlıyorum. Batıyorum. Tek kat yapıyorum. Dilerseniz iki kat da yapabilirsiniz. İki tane bir battım bir tane de zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Ve devam ediyorum. 1, 2. Tek kat olduğu için bütün aralıklara ikişer defa batalım. Trabzan arasına alt iki kat olduğu için tek batarsak çekme yapabilir. Bir başını doluyorum. İki. Bütün trabzan aralarına bu şekilde örelim. köşemize daha fazla örelim. Şöyle köşemize doğru ilerleyelim. Bakın ikişer ikişer batıyorum. Köşemize geldim. Bir tane battım. 2 3 ve 4. Şöyle dönüşü rahatlatmak için 4 defa battım. Hemen yanındaki bölüme batıyorum. Bakınız bu şekilde. Yanlarımızı da örerek ilerliyoruz. İkişer ikişer batıyorum. Evet, başlangıç yerimize kadar bu şekilde gelelim. Köşelerimizi 4'er defa örelim başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve uzun bir şekilde ipimi koparıyorum. Çünkü ortaya sarmak istiyorum. Şöyle yeteri kadar yarım metreden fazla kestim. Şöyle ipimi asılıyorum buradan. Düğümü bu şekilde atıyorum. Bakınız epey uzattım. Şu şekilde toparlıyorum. Ortayı alıyorum, şöyle ortayı tutuyorum tam ortalı, kenarlarımızı getiriyorum şu şekilde ve uzun bıraktığım ipimle sarmaya başlıyorum. Şöyle ortalayalım, herhangi bir sıkıntı olmasın. Evet, çok az kalınca arkasını çevirelim. İpimizi alalım, alttan geçirelim. Bir tane tekrar alıp zincirimizi çekelim buraya ve düğümümüzü atmış olalım. Tekrar bakınız, ipimi çıkarıyorum ve buradan alıyorum. Zincirimi çekiyorum ve burada sağlam bir düğüm oluyor. Elimle sıkıştırıyorum. Daha sonra ipimizi düzelterek Keselim. Şöyle elimizde fiyongumuza şeklimizi veriyoruz ve buradaki ipimizi tabii ki kestikten sonra evet. Diğer kırmızımızı da alalım. Temizliğini yaptım. Şu şekilde elimle de kenarlarımızı güzelce düzelttikten sonra beyaz puanlar örmek istiyorum bir tanesini ördüm şimdi sizlerle birlikte birkaç tane daha örelim kaç tane kullanmak istiyorsanız ona göre örebilirsiniz şimdi birlikte örelim sihirli halka yapıyorum ve başlıyorum 1 2 3 10 tane trabzanımı dolduruyorum 1 bir. zincirimizle birlikte 3 tane 4 5. 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ördüm ve çekiyorum şu şekilde. Başlangıç yerime gelerek batıyorum ve bir tane zincirimle düğümümü atıp sabitliyorum. Evet puanlarımızı bu şekilde örelim. Kaç tane istersek üzerine şöyle dikerek yerleştirelim. Puanları şu şekilde üzerlerine dikmeye başladım ben. Bakınız 3 tanesini diktim. Buradakini birlikte dikelim. Nereyi yerleştirmek isterseniz o şekilde yerleştirerek dikebilirsiniz. Kenarlarını tamamen kavrayarak dikelim. Uygun aralıklarla, bakınız. Evet, şöyle bir de içten alalım ve sonrasında düğümümüzü atalım. Siyah ipimizle ortaya dikelim artık. Şöyle çantamızın şu kısmına dikelim. Şuradan tam bağlantımızı buradan kuralım. Ve tamamlayalım. Şuraya ise bir tane düğmemizi iç kısma dikip bu aradan tutturacağız. Evet güzelce ayarlamamızı yaptıktan sonra elimi bastırıyorum. Bakınız tam siyah iple dolaştığım yerden dikiyorum. sağlamlaşana kadar dikelim. Dilerseniz fiyongumuzun şu kısımlarını kenarlarından da sabitleyebilirsiniz. Birer ikişer dikiş atarak ön kısma çıkmayacak şekilde. Şöyle ilerliyorum bakınız. Fiyongumun kenarlarından alıyorum. Siyah yerinden aldım. Ve belirli olmayacak şekilde dikiyorum. Bu kısma düğümü atıyorum ve diğer kısmından da birkaç tane geçmek istiyorum dilediğiniz gibi e, dikip sağlamlaştırabilirsiniz çantamızı nasıl arzu ederseniz bakınız şuradan da giriyorum siyah kısımlarından kırmızı kısımlarına da girerek e, yapabilirsiniz dikebilirsiniz ama ön kısımda kötü bir görüntü oluşmasını engelleyelim. Evet. Şöyle görelim. Şimdi iç kısma şuraya bir tane düğmemizi dikelim. Buraya ben düğümümü atıyorum. Dikişlerim yeterli. Oldu. İplerimizin hepsini içeriye alıp temizleyelim ve bir tane de düğmemi iç kısma dikip görüşelim. Çantama bir tane de düğmemi diktim. Tam bakınız iç kısmına, şu kısmına, altta kalan kısmına ve trabzanımın arasından geçirdim ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.